Kaz yaşıyla beraber Şeko'da 10 gündür belediye yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu anda BDP Hakkari Milletvekili Sayın Kurt da çalışmaları bizzat takip ediyor. Sayın Kurt neler diyeceksiniz? Aslında bir hafta 10 gün önce bir bütün olarak Hakkari'de bir doğa felaketi yaşandı. Yaşların söylediklerini söylüyoruz. Bugün birçok mahallede, birçok köyde gezdik. Birçok yaşlı insanı dinledik. Ömürlerinde üst üste en fazla karın yağdığı bir kışı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Şimdi esasında burada görünen tabloda bu durumu biraz özetliyor. 9 günden bu yana belediyemizin tüm imkanları seferber ediyoruz. Burada yaklaşık 40 teknik personelle günde 18 saat mesai yapılıyor. Ve 4 tanesi kiralanmış, bir tanesi karayollarından destek amaçlı getirilmiş. 3 tane de belediyemizin loaderi, 2 gazıcı, 2 tane de grideriyle birlikte, iş makineleriyle birlikte 9 gündür günde ortalama 18 saat mesai yapılıyor. Çalışan arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Hemen hemen günde 18 saat hiç durmadan çalışıyorlar ve büyük bir özveri gösteriyorlar. Buna rağmen yetiştirilemediğini görüyoruz. Buna rağmen Yüksek Ova'nın büyük bir kısmının, caddelerinin büyük bir kısmının hala kar altında olduğunu görüyoruz. Yüksek Ova halkı açısından bunun çok büyük bir eziyet olduğunun farkındayız, görüyoruz. Ama bazı rakamları vererek nelerin yapıldığını biraz izah etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, 40 kamyonla günde 18 saat çalışmak suretiyle yaklaşık 1500 kamyon kar şu ana kadar Yüksek Ova sokaklarından, caddelerinden alınıp dışarıya taşınmış. 30 bin metre küp'e tekabül ediyor. Bu 9 gün içerisinde 420 bin TL civarında sadece yakıt sarfiyatı olmuş. Litre olarak da ifade edecek olsa 94.500 ton yakıt sarf edilmiş. Burada. Bu çalışmaların tamamı belediyelerimizin öz kaynaklarıyla yapılmıştır. Maalesef yani Hakkari'nin diğer ilçeleri de Hakkari merkeze de aynı oranda kar yağdığı için Hakkari ilçelerinde ve Hakkari merkezden de bu şekilde birbirleriyle bir dayanışma, bir destek söz konusu olamamış. Yani Hakkari Belediyesi ne yapmışsa kendi imkanlarıyla yapmıştır. Şendinli Belediyesi ne yapmışsa kendi imkanlarıyla yapmıştır. Yüksek Ova Belediye'miz ne yapmışsa kendi imkanlarıyla yapmıştır. Başka hiçbir belediyeden bir destek sağlanamamıştır. Merkezi hükümetten demin ifade ettiğim grader ve gazıcı dışında bir de sanırım ilk gün çalışmalara eşlik katılmak üzere 2 kamyon desteği sağlanmış özel idareden. Bunun dışında bir destek de olmamış. Zaten Hakkari resmiyat boyutuyla devletin bir bütün olan Hakkari'deki kaynaklarını kullanmak suretiyle bu sorunla baş edecek bir durum de söz konusu değil.
Bugün gittik, birçok köye gittik. Köylerin de yolları kapalı. Hala yolları kapalı olan köyler var. Hala bazı köylere yaklaşık 2 haftadır ulaşım sağlanmış değil. Yani devlet de bu karın altında kaldı. Buna rağmen özverili bir çalışma yapılmıştır. Merkezi hükümetten biz başbakan yardımcısı düzeyinde ilişkiye geçtik. Yani bu felaketin yaşandığı ilk günlerde Sayın Beşir Atalay'la bizzat ben görüştüm ve buradaki durumu aktardım kendisine. Belediyelerimizin taleplerini resmi olarak valilik makamı üzerinden AFAD Koordinasyon Merkezi'ne iletilmek üzere belediyelerimizin taleplerini de aldık. Belediyelerimizin talepleri de şu anda önlerinde duruyor. Ayrıca AFAD Koordinasyon Merkezi Başkanı'yla da görüşmem söz konusu oldu. Bu yardımların yardım sürecinin hızlandırılması için çaba içerisinde olmasını arzuladık. Sayın Başbakan Yardımcısı bu konuda söz verdiği halde üzerinden yaklaşık 10 gün geçti. Maalesef daha ne Hakkari Belediyelerine ne de Ül Özel İdaresine yapılmış bir destek yok. Tek söylenen şey şu, Sayın Valinin yaptığı bir açıklama var. Hakkari şükretsin, bu Allah'ın rahmetidir. İyi olmuştur, kar, yağış rahmettir, şükretmek gerekir deniyor. Yani buradan da biz şu an, biz şükürler bir milletiz, biz şükretmesini biliyoruz ama Sayın Valinin de herhalde demek istediği şudur. Mayıs'ı beklerseniz karlar erir zaten diyor. Yani Hakkari halkına, Yüksekova halkına devletin söylediği bu. Yani kar yağmıştır, bizim yapacağımız bir şey yok. Mayıs'ı beklerseniz zaten karlar erir, sorun da kalmaz. Bunu söylemiştir devlet. Biz hala bu taleplerin bir an önce karşılanmasını bekliyoruz kendilerine. Bir an önce yapmaları gerekiyor. İnsanlar burada dükkanlarını açamıyor. Esnaflar dükkanlarını açamıyor. Alışveriş yapamıyor. Bir mahallede bir hasta olursa evinden çıkarabilecek durumda değiliz. Birçok yerde biliyoruz diyaliz hastası insanlar var. Onların düzenli olarak hastaneye götürüp getirilmeleri gerekiyor. Bu yapılmıyor. Üstüne üstlük bu sene Hakkari'de, Hakkari ilçelerinde özellikle de Yüksekova'da elektrik kesintileri bir facia. Yani bir kara kış yaşıyoruz. İşin açıkçası bu. Bütün imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Sizler aracılığıyla da belediyemizin personeline bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok büyük bir efor sarf ediyorlar. Bunu yaparlarken de hiçbir zaman bir serzenişte bulunmuyorlar bu arkadaşlarımız. Ayrıca temizlik şirketi bünyesindeki 20 personel arkadaşımız da sürekli bu çalışmalara eşlik ediyorlar. Hepsi büyük bir özveriyle çalışıyor. Belediye başkanımızdan meclis üyelerimize kadar, il genel meclis üyelerimize kadar, parti teşkilatlarımız bu işin içerisindeyiz. Bu sıkıntının bertaraf edilmesini arzuluyoruz. Yüksekova'ya geçmiş olsun demekten başka şu anda söylenecek bir şey yok. Mevcuttaki karı bir iki gün içerisinde, öyle zannediyorum bu tempo içerisinde, bir rahatlatacağız. Şehrin ana arterini temizleyeceğiz. Bu gece bu çalışmanın bitmesi gerekir. Arkadaşlarımız bu gece de sabahlayacaklar. Bu çalışmada sabahlayacaklar. Bunun dışında çalışmaları devam ettireceğiz. Bakın şu bilgiyi de size vereyim değerli arkadaşlar. Şu anda belediye araçlarının çalışma yaptığı bu alan aslında belediyenin görev sahası değil. Burası belediyenin görev sahası değil. Burası devletin, karayollarının görev sahasıdır. Karayollarının burayı temizlemesi gerekiyor. Ama yok. Hiç kimse değil. Burada Yüksekova'da hiç kimsenin birbirine şikayet edebilecek bir pozisyon yok. Sadece şu yapılabilir. Kim ne yapabilirse birbirine destek sunmalıyız. İl Özel İdaresi'nin bir ağır iş makinası şu anda karayolları için çalışıyor. Yüksekova Dağlıca yolunu açmak için. O da İl Genel Meclisimizin kararıyla, belediyemiz İl Genel Meclisi üyelerimizin
bu konudaki özverili yaklaşımlarından kaynaklı böyle olmuştur. Dolayısıyla bir dayanışma vardır burada. Sadece Yüksekova halkı, Hakkari halkı şunu bilsin. Bugün az çok burada yapılan ne varsa, ne çalışma yürütülüyorsa bu halkın kendi özverili çalışmaları iledir. Zer aracılığıyla tekrar Yüksekova'da iş makinesi sahibi olan insanlara sesleniyorum. Bakın, bu şehir sizin. Bu şehir sizin. Bu kentte yaşayan insanlar. Getirin iş araçlarınızı belediyenin hizmetine, yardımına sunun. Bu halkı biz bu eziyetten kurtulalım. Kurtaralım. Hakkari'de biz bunu gördük. Yüksekova'da da bunu kısmen yaşadık. Bu dayanışmanın biraz daha fazla olmasını beklerdim. Açıkçası Yüksekova'da. İş adamlarımıza, iş makinesi olan insanlara bu konuda tekrar çağrımızdır. Kendi insanlarına, kendi halkına lütfen biraz daha fazla destek olsun. Hepinize teşekkür ederim. Vekilim, belediyelere bir ek ödenek olmazsa tekrar konuyla ilgili gerek meclise taşıyacak mısınız yoksa bakanlarla görüşecek misiniz? Onunla ilgili eğer bir ödenek çıkmazsa belediyelere, Hakkari ve ilçelerine. Biz hem soru önergesiyle bunu meclise taşıdık. Yerel yönetimden sorumlu genel başkan yardımcımız Demirçelik geçtiğimiz hafta gündem dışı söz alarak meclis gündemine taşıdı. Biz hükümet üyeleriyle birebir bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bunu yapmadıkları zaman da tekrar bu talepleri yenileyeceğiz. Biz gene bu yardımların yapılmasını sağlayacağız. Çünkü yani demin yaklaşık bir 420 bin TL'lik bir ekstra harcamadan söz ettik. O belediyelerimizin şu anda üstlendikleri bir borç yükümlülüğüdür. Bu ay özellikle bütün belediyelerin ödenekleri kesildi. Bu Büyükşehir Belediyeleri Yasası'ndan kaynaklı olarak. Bütün belediyelerden yaklaşık %30 civarında bir ekstra kesinti söz konusu oldu. Yüksekova Belediyesi'nden de bu kesinti söz konusu oldu. Hakkari Belediyesi'nden de, Şendili Belediyesi'nden de, belde belediyelerimizden de bu kesinti söz konusu oldu. Buna rağmen bu imkanlarla bu işler yapılıyor. Yani hükümetin peşini bırakmayacağız. Yani AFAD bu işler içindir. Yani eğer AFAD bugün Hakkari'nin, Yüksekova'nın yardımına koşmuyorsa o zaman bizim açımızdan bir anlamı yoktur. AFAD'ın bizim açımızdan bir anlamı kalmayacaktır. AFAD bu işler için kurulmuş. Sayın Başbakan Yardımcısı da AFAD'la çok övünüyor. Biz de kuruluşuna destekledik ama bu kurum eğer bugün Yüksekova halkının yardımına koşmuyorsa bizim açımızdan bu kurumun bir anlamı kalmayacaktır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kapıda boş. Kapıda boş. Bak.